Türkiye'de kadın olgusuna biraz da sinema üzerinden değinmek istiyorum. Bu anlamda siz gerçekten çok özel bir insansınız. Çok başarılı bir oyuncusunuz, çok güçlü bir oyuncusunuz, çok hoş bir hanımsınız aynı zamanda. Ama altının çizilmesi gereken en önemli vasıflarınızdan biri çok cesur bir kadınsınız. Ve ne kadar cesur olduğunuzu da sadece sözlerinizle değil, icraatınızla da ortaya koydunuz. Ve Türk sinemasında Sayın Attila Dorsay da Türk sinemasını konu alan kitabında sizinle ilgili bu tanımı yapmış. Müjde Ar'ın oynadığı rollerle Türk sinemasında kadın nesneden özneye dönüştü. Yani birer obje, işte iyi kadın, güzel kadın ama içeriği boş, gerçek hayattan kopuk kadından sizin üstlendiğiniz rollerle Türk sineması gerçek kadını sundu. Bu da biraz cesaret isteyen bir işti. Doğru. Bunu nasıl yaptınız? Tabii bir 30 yıl öncesinden konuşuyoruz. Doğrusu tabii ben o zaman çok gençtim. Aşk-ı Memnu'yu oynadığımda 20 yaşındaydım henüz. Ben tabii Aşk-ı Memnu'nun çok büyük etkisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü oyunculuğun ne demek olduğunu, kadın olmanın farklılığını hem o öyküde yaşadım hem de Halit Refik ile çalıştığımız 8 ay gibi çok uzun bir süre bana çok şey öğretti. Ve Aşk-ı Memnu bana bir ufuk oldu o anlamda. Kendi kendime de ve ben... Ve Türkiye de sizinle o anlamda tanıştı. Yani öyle oldu. Çok çarpıcı bir karakterdi. Hı-hı. Öyle oldu. Çok derin iz bıraktı. Tabii ben çok küçük yaşlardan beri, yani hatırlıyorum Karagümrük'te Aysu sineması vardı. Fakat annem göndermezdi, yani küçüğüz başımıza iş gelir diye. Ben kapıda bilet kesen adamı kandırırdım. Ve... çok yakındı bize. Bütün filmleri en önden seyrederdim. Benim bu sağ gözüm birazcık kayar böyle arada konuşurken, herhalde hep şey diyorum. Çünkü en ön, yani perde şu kadar yakındı ve ben böyle orada işte Belgin Dorukları, Ayhan Işıkları, Neriman Köksal'ları, Türkan Şoray'ın ilk dönem filmlerini orada, ya yani iyi bir sinema izleyicisiydim çocukluktan beri. Daha sonra tiyatro oyunculuğu oldu. Tiyatroda da hep parlak roller oynadım. Fakat Aşk-ı Memnu ile beraber bir de tabii 76-77'den sonra Türkiye'de ilk kadın hareketleri başladı. 80'den sonra onlar güçlendi. Yani o dönem de denk geldi. Denk bütün geldi. O ulaşımlara tabii, denk geldi ama tabii. Bunu tabii doğru bir zamanla okuyup bunu icraata dökmek de hem zeka hem doğru. Cesaret işi. Tabii burada yönetmen arkadaşların da çok büyük etkisi var. Mesela Ömer Kavur'un Ah Güzel İstanbul filmi de bu anlamda benim ilk yaptığım filmlerden bir tanesidir ve çok etkisi oldu. Yani o zaman da işte kadının toplumdaki yeri, bir fahişeyi oynuyordum ama acaba fahişe olduğu için mi fahişe, yoksa toplum mu onu zorluyor? Bu gibi peş peşe gelen filmlerle ve ben o yıllarda bu iyi filmlerde oynamak için 13 yıl şarkıcılık yaptım. Gazinolarda şarkı söyledim. Yani işte iyi film kötü film nedir tartışılır ama yani iz bırakacak doğru hikayelerde oynamak için. Ve oradan aldığım parayı sinemaya taşıdım yıllarca. Hep tiyatrocularla çalıştım. Onların paralarını kendi cebimden ödedim. Çok uzun bir dönem, çok fazla emek ve çok titiz bir şey. Tabii burada Ertem Elmez'in bana çok büyük katkısı oldu. Arzu filmin çok büyük katkısı oldu. Atıf Yılmaz, Yavuz Turgul, şu anda adını hatırlamadığım pek çok yönetmen, Başar Sabuncu hem arkadaşlarım ve dostlarım oldular. Sinemayı sürekli birlikte tartıştık. Dolayısıyla böyle bir süreç geçti ve ben bir baktım daha sinemaya dün başlamış şaşkın oyuncu olarak düşünürken kendimi 30 sene olmuş. Tabii bunu hiç görmüyoruz.